Sultanbeyli bugün bir kez daha hafızalardan uzun süre silinmeyecek tarihi bir güne ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyor. İlçemize büyük eserler kazandırmanın sevinci içerisindeyiz. 12 yıldır yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde hamdolsun Aydos kalemizi bugün kültür turizmine kazandırıyoruz. Türkiye yüzyılına yakışır bir şekilde hizmete kazandırdığımız Sultan Korumuz doğal yaşam alanı, biyolojik göleti, kır lokantası, pişirme üniteleri, çocuk oyun alanları, bisiklet ile yürüyüş yollarıyla ilçemize nefes olacak. Ayrıca Sultan Korumuz kitapların dünyasına da açılıyor. İçerisindeki Cahit Zarifoğlu Doğa Kütüphanesi okuyucularını bekliyor. Sayın Cumhurbaşkanım, Sultanbeylimizin sevgisi ve desteği her zaman sizlerledir. Çıkmış olduğumuz bu kutlu yolculukta Sultanbeylili hemşehrilerimiz ile yine sizinle zafere yürüyeceğiz. Bugün kadim İstanbul'umuzun hem kapısı hem anahtarı olan Alperen ve Gazilerin diyarı Hürriyet Sancağı'nı Aydos Kalesi'ne diken Abdurrahman Gazi'nin yurdu Sultanbeyli'ndeyiz. Türkiye yüzyılının mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle birazdan bu meydanda büyük bir coşkuyla inşallah Sultan Korusu'nu ve Aydos Kalesi'ni yeniden İstanbul'umuzun kültür hazinesine katmanın mutluluğunu, heyecanını, coşkusunu hep birlikte yaşayacağız. Maşallah Sultanbeyli. Yine Sultanbeyli tarihi bir gün yaşıyor. Sultanbeyli yine milletin adamı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya hazırlanıyor. Aydos Kalesi, Aydos Kalesi Orhan Gazi tarafından, Abdurrahman Gazi tarafından fethedilen ve İstanbul'un fethinden önce İstanbul'un fethini haber veren çok önemli bir tarihi yerdir. İşte bunu gün ışığına çıkarmak, Sultanbeyli'ye kazandırmak da bizlere nasip oldu. Belediye başkanımız Hüseyin Keskin'e nasip oldu. Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımızın da destekleriyle, Tarım Orman Bakanımızın da destekleriyle tarihi zenginliklere sahip olan bu mekan ilçemize kazandırıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Bununla da kalınmadı. Sultanbeyli'nin yeşil alan miktarını arttırmak için Sultan Korusu da 130 dönüm tamamen yapıldı. Yine siz Sultanbeylilerin hizmetine sunuldu. Hemen şimdi doğ ey güneş, üstümüze dök ışıklarını, dağılsın bulutlar. Sultanbeyli'nin bizim kalbimizde ayrı bir yeri var. Biz burayı bazıları gibi yalan yanlış gazete, televizyon haberlerinden duymadık. Biz Sultanbeyli ile muhabbetimizi geçtik yıllarımızdan beri her mahallesiyle, her sokağıyla adım adım dolaşarak kurduk, geliştirdik.
Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla başlayan Başbakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımız döneminde devam eden süreçte Sultanbeyli'nin sorunlarını çözdük, altyapısını tamamladık. Şu anda karşımda muhteşem bir katılım görüyorum. Bir yanı Aydos Dağı'na, diğer yanı Teferruç Tepesi'ne dayanan ilçemizi bugün her iki tarafta da iki büyük esere kavuşturuyoruz. Bugün açılışını yaptığımız eserler konumları ve hikayeleriyle ihtimamı hak eden yerlerdir. Aydos Kalesi 11. yüzyıla kadar uzanan geçmişi ve Abdurrahman Gazi'nin kahramanı olduğu fethi hikayesiyle milletimizin gönlünde ayrı bir yere sahiptir. Kalede 13 yıldır adeta iğneyle kuyu kazar gibi sürdürülen çalışmaların ve belediyemizin yaptığı yatırımların neticesinde ortaya böyle bir eser çıktı. Sultan Korusu da yaklaşık 127 bin metrekare bir alanda kütüphanesinden sosyal, kültürel, sportif tesislerine, yürüme ve bisiklet yollarından otoparkına kadar ilçemize yakışır bir mesire yeri oldu. Açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz Aydos Kalesi'nin ve Teferruç Tepe'deki Sultan Korusu'nun ilçemize, şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Maziden atiye kurduğu güçlü köprüyle büyüyen, gelişen Sultanbeyli'ye bu güzel eserleri kazandıran belediyemizi, belediye başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Kardeşlerim, İstanbul asla ihmale gelmeyen bir şehirdir. İstanbul itina eser, fedakarlık ister, gayret ister. Hepsinden öte kendisine tutkuyla bağlanılmasını ister. Burası öyle bir yerdir ki bu şehre aşkla hizmet edenin aşamayacağı hiçbir engel, üstesinden gelemeyeceği hiçbir sıkıntı olmaz. Açılışını yaptığımız Aydos Kalesi ile Sultan Korusu'nun şehrimize ve ilçemize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Belediye başkanımızı ve ekibini, ilçemize değer katan bu yatırımları için tekrar tebrik ediyorum. Şimdi gelin ahdimizi yapalım. Öyle bir haykıralım ki Sultanbeyli'den tüm Türkiye duysun. Tamam? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Sağ olun, var olun. Rabbim yar yardımcımız olsun. Ya Allah, bismillah. Mazlumlar söylesin şarkıları.